Defne'ye mi baktın? Ha, ağlıyordu. Selahattin'le konuştun mu? Bodrum işi nasıl gidiyormuş? Normal dedi. Baba, ya biz böyle bir yerlere tatile mi gitsek ya 3-5 gün? Ay ne vakittir aklımda. Antakya'ya gidelim. Akrabalar Defne'yi görmedi. Değil mi ya? Ben de komşuları özledim. Ben de Künefe özledim. Vallahi gidin ya. Alaska'ya döndü burası. Yakında iglo dekorasyonu yapacağız ha. Baba, uçağa atlayıp gidelim mi yarın? Vallahi olur. Ay. Rıza. Biz oradayken Deniz'le evlenmezsin değil mi çocuğum? Ya anne. Ben de son diyecektim. Ne diyecektin? Artık söylemem lazım. Nasıl olsa duyacaksınız. Ay, ne oldu çocuğum? Söyle oğlum. Biz... Gittik Deniz'le evlendik. Ay bayılacağım Gülistan, ben bayılacağım. Deme ablam. Deme ablasının gülü. Oğlum ne yaptınız böyle apar topar? Süper. Böcek olayı ikinci planda kalacak. Böcek olayı ne lan? Ya arkadaş şu kadar böceği alet edip gündemi değiştirme. Sorulara cevap ver. Rıza. Ah Rıza, nasıl yaparsın bunu çocuğum? Böcek işi ne lan? Söylesene oğlum. Ya UFO'lar gelse şu an haber olmaz. Deniz'le evlenmişsin. Yo. Yo. Ne rap ünlemi falan gibi bir şey mi? Ya ben şaka yaptım ya. Evlilik falan yok. Anne şaka yaptım şaka. Olur mu ya öyle aniden evlenir miyim ben? Ay çocuğum. Ay çocuğum. Ay. Ay. Rıza, bu şaka değil ki ama. Kaka. Ama yani tepkinizi merak ettim. Ağzının ortasına bir tane çaksaydın da görseydin melakı sen. Deli mi ne ya? Ay Şeyh Muz, yatılı misafir çıkarttın başımıza. Yandakilerin ne işi var evimizde biz yokken? Ay, of! Yahu Rıza ile Orçun burada ne var ki? Otelde kalsalardı kaç para verecektik, haberin var mı? Kalsınlar işte, ne var? Baba, Orçun'un manevi velisi olaraktan sen bu Deniz'in manyak ailesini mi seçtin? Yok kızım, kabul etmediler zaten. Benim oğlumu. Ya onlar kim ki? Ay olacak iş değil Şeyh Muz. Ay baban yaşlandı Gülistan. Canım bir yerde akrabayız. Ya hani kan davası vardı aileler arasında? E çekip burayım Timur Bey madem o zaman. Ya kendi yetiştirdikleri çocuklar bir baltaya sap olabilmiş mi ki Orçin'e onlar bakacak? Yahu kazık kadar herifi cami avlusuna mı bırakacaktık? Uygun gördüm, kötü insanlar değiller, ne var yani? Ya bırakın Allah aşkına. Biz niye akraba falan arıyoruz ki Orçun'a? Benim oğlumun kapı gibi dayısı var. Bitti gitti. E babası da var. Aman babasız ay. Bize bir şey olsa... hani kim bilir ne hale gelir, yazık. Güvenilmez ya ona o yüzden. Ben de tabii bakarım yeğenim abla, tabii velisi olurum dedim. Bakarız Rıza, bakmaz mıyız? Biz daha ölmedik. Değil mi? Hesaba göre annemler, ablam filan öldü. Hayır işte, Allah korusun da. Yani sonuçta anneler belli bir yaşta. Gülistan Hanım zaten daha çok bebeğe konsantre. Orçun'la zaten daha çok ilgilenilmesi lazım. Bravo. Birkaç gündür de keyfi kaçık, yazık. Niyeyse. Çözelim. Sen karar vereceksin. Çünkü sonuçta çok akıllı bir çocuksun. Bizimki sadece fikir. Diyorsunuz ki ilaçlamadan sonra eylemle sizin evi temizleyelim teklifi yaparsam Çiğdem teyze. Daha ilaçlamacılar gelmedi ama madem istiyorsun yarın temizlersiniz. Barıştık mı? Barıştık, barıştık. Yerim seni. Ben de seni yerim. Daha yani bir fikirdi. Demin paralel park etmeyi de öğrendin. Başta acısın.
İngilizceye de hiç dert etme. Gerekirse her gün bir saat böyle karşılıklı İngilizce sohbet ederiz. Her konuda olabilir mi? Her konuda olabilir. Her konuda derken? Yüzük. Ha yok, o tarz değil yani. Mr. and Mrs. Brown'un sıkıcı hayatlarının dışına çıkarak diyor. Aa, o tabii ki olabilir. Yalnız ikinci sıkıcı olay da ikide bir bu yüzükle yapılan bu hareket. O evet, böyle yeni çıktı. Rıza her dakika yüzüğü görmeyince bir tatsızlaşıyor. Mal taraflarınız var ama okeysiniz özünde. Hay annemler yerine keşke siz de yaşasaydım. Örnek anne baba adayıyız. Var ya, bizim çocuğumuz olsa... Dünyayı kurtarır. Çok net. Çok net. Deniz bir an önce evlenip çocuk yapmalıyız. Gezegenin buna ihtiyacı var. Yüzük. Ne evlenmesi ayol? Hani şakaydı Rıza? Nereden çıktı kızım, halle acele? Beklemeye gerek yok. Evlenip çocuk yapmadığımız her dakika... ...dünya medeniyeti için bir kayıp. Anne baba olarak muhteşemiz. Haftaya nişan, sonraki hafta düğün. Delirdiniz mi evladım? Ay, bizim evde durup böcek ilacı mı yuttunuz? Ne yaptınız ya? Fırtına kopacak. Aynen öyle. Vallahi ben zor sakin duruyorum ya. Yok. Gece her yeri buz tutacakmış. Rüzgar büyük patlayacakmış. Haberlerde söyledim. Nesi var ekmek arasının? Sonra göbeğim çıktı diyorsun ajan. Spor yapar. Yapmıyor. Spor yoruyor. Sağlıklı yesin yeter. Canım istediğini yesin, spor yapsın. Siz karar verin, sonra bana bildirin. Okey? Rızacığım, bu yaşta çocuk rejim yapmaz. Yahu tamam da ben bir şey söylemişim artık. Sen niye onu iptal edip benim otoritemi sarsıyorsun? Spor yapmasın diyorsun. Doğru bir şey mi bu? Abicim konu spor değil ki. Ben bir kural koyuyorum. Hemen sana bakıyor, senden yüz buluyor. Hadi bırak Allah aşkına, bırak. Aman vallahi bırak, bırak. Hadi bırak, bırak. Oğlum ne yapıyorsun? Bak esinti çıkmış. Dereceyi ölçüyorum da gerçekten söyledikleri gibi -15 olacak mı diye. Evladım bu kılıkta mı ölçüyorsun böyle zemheri zürafası gibi? Olmadı, gir içeriye. Dereceyi ölçüyormuş dayısı. Teras Sibirya olmuş, neyini ölçüyor Orçun? Hadi içeri gir. Orçuncum olmadı, gir içeri. Paltonu giy, gel tekrar ölç. Hadi canım. Hadi oğlum benim. Hadi sıkı sıkı giyin, gel. Hadi bakalım. Bak yine yaptın. Ben çocuğa gir içeri diyorum. Sen şimdi niye paltonu giy, gel diyorsun? Burada bilimsel bir şey merak etmiş. Hevesini mi kıralım? Peki şimdi ben ne oldum? Ha? Ben ne oldum? İskele babası. Çocuğa bir şey diyorum, ağırlığı kalmıyor. Ay ne yaptı bu çocuk acaba bu kadar ya? Ay ne yaptı bu çocuk ya? İçti içti, yerlere mi düştü bu çocuk ya? Gelmiş burada ısıyı ölçüyor yavrum. Yahu benim yasakladığım bir şeyi sen serbest bırakırsan... ...bu çocuk bana nasıl saygı duyacak? Hadi bırak, hadi bırak, hadi soğuk, gir içeri. Hadi bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına, gir içeri, soğuk. Hadi bırak ya. Aa! Ay nereye çocuğum? Şuraya bakkala. Yağsı süt almaya. Başka türlü kahvaltı edemiyorum ben. Hava berbat. 50 metre. Yok artık ya. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.